İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armen Agapramyan'ın Barış Konferansı sırasında Ermeni Sorunu adlı kitabının tanıtımı Paris'te gerçekleşti. Diplomatik ilişkilerin kurulmasının ardından Japonya, Ermenistan'da çok sayıda proje gerçekleştirdi. Ararat Mirzoyan'ın başkanlık ettiği heyet Moskova'yı ziyaret edecek. Reuters, ABD Suriye'de 400 askerini bırakacak. Ermenilere uygulanan soykırım şahidi 106 yaşındaki bir Ermeni kadın Arjantin'de vefat etti. Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Film Akademisi'nin Anahit adlı yarışmasında 12 dalda ödül verilecek. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı bu son günlerde yayınlanan Barış Konferansı sırasında Ermeni Sorunu adlı kendi kitabının tanıtımını 22 Şubat'ta okuyucuların karşısında gerçekleştirdi. Devlet Başkanı Ermeni Sorunu, Batı Ermenistan'ın hukuki durumu ve müttefik güçlerin pozisyonları ve kararları hakkında halka daha ayrıntılı ve sistematik bir şekilde sundu. Kitap tanıtımı sırasında Devlet Başkanı Armen Agapramyan hazır bulunanların pek çok sorularını büyük bir içtenlikle cevaplandırdı. Kitap tanıtımıyla ilgili daha ayrıntılı bilgileri ileriki yayınlarımızda edinebilirsiniz. Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki Japonya Büyükelçisi Jun Yama'dan, diplomatik ilişkilerin kurulmasından sonra Japonya'nın Ermenistan Cumhuriyeti'nde çok sayıda projeler gerçekleştirdiğini belirtti. Japonya Büyükelçisi, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı tarafından yürütülen Bir Şehir Bir Proje adlı programla yerel ürün geliştirme ve yerel markaların tanıtımı ile desteklenmiştir ifadelerini kullandı. Jun Yama'dan, geçen yıl 7 Aralık'ta 1988 Spitak deprem kurbanları anısına düzenlenen törene katılmak için Spitak'ı ziyaret ettim. Acil Durumlar Bakanlığı Spitak Şubesi'nin çalışanları daha önce yardım çerçevesinde Japonya'yı ziyaret etmişti. Spitak deprem kurbanlarının anıtı yanında, Japonya'daki kurbanların anıtı yanında bir haçkar yerleştirdiler diye konuştu. Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu'ndan bildirildiğine göre 25-27 Şubat tarihlerinde Rusya Federasyonu Federal Meclisi Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matvienko'nun davetiyle Ermenistan Cumhuriyeti Parlamento Başkanı Ararat Mirzoyan Başkanlığındaki heyet çalışma ziyareti çerçevesinde Rusya Federasyonu'nu ziyaret edecek. Beyaz Saray'dan Amerika'nın Suriye'den çekildikten sonra 200 askeri barış gücü olarak bırakacağı açıklaması gelmişti. Ancak Trump yönetiminin üst düzey bir yetkilisine göre Suriye'de toplam 400 Amerikan askeri kalacak. Askerlerin yarısı Suriye'nin kuzeydoğusunda, yarısı ise Suriye'nin Ürdün sınırı yakınındaki El Tanf üssünde görev yapacak. Ancak Trump danışmanları tarafından Suriye'nin kuzeydoğusunda müzakereleri hala devam eden güvenli bölgenin oluşturulması ve gözlemlenmesi için Avrupalı müttefiklerin de katkı sunacağı 800-1500 askerden oluşan uluslararası güç kapsamında yaklaşık 200 Amerikan askerinin Suriye'de kalması konusunda ikna edildi. Yetkiliye göre Suriye'de güvenli bölge konusunda Avrupalı müttefiklerden asker sayısına ilişkin somut bir taahhüt gelmedi. Görüşmelerin devam ettiğini söyleyen yetkili, "Çok iyimserim ama henüz süreç sonuçlanmadı," dedi. Ermenilere karşı uygulanan soykırımın son kurbanlarından biri olan Lucine Berecikyan de Haşeryan, Arjantin'de 106 yaşında vefat etti. Ermeni Arjantin Prensa Armenia dergisinden yapılan açıklamaya göre, Berecikyan neredeyse tüm hayatını Arjantin'in Buenos Aires şehrinde geçirdi. O, yerel Ermeni cemaatinin aktif üyelerinden biriydi. Belgelere göre Lucine Berecikyan 1909 yılında şimdiki Gaziantep olan Aintep şehrinde doğdu. Ermenilere karşı uygulanan soykırım yıllarında Berecikyan'ın ailesi Suriye'ye sürgüne gitti. Sürgün sırasında annesini, seneler sonra ise babasını kaybetti. Lucine Berecikyan 2015 yılında Arjantinli Clarín adlı dergiye verdiği demeçte, "Soykırımı hatırlamamak daha iyi. Bu hatıralar nedeniyle uyumak imkansız," diye konuşmuştu. Rus Arminfo'nun yayınına göre ise o, 16 yaşındayken erkek kardeşleri ve kız kardeşleriyle birlikte Suriye'den Arjantin'e göç etti. Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Film Akademisi'nin Anahit adlı yarışması 12 dalda ödül verecek. Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Film Akademisi Başkanlık Üyesi Harutyun Haçatıryan, 22 Şubat'ta düzenlediği bir basın toplantısında kamu televizyon kanalından 16 Nisan'da canlı yayına gösterilecek olan Anahit adlı ikinci ulusal film yarışmasında 12 dalda ödüller dağıtılacağını ifade etti.
Haçadıryan, 16 Nisan Ermeni sinemasının yaratılmasında önemli bir tarih ve yakında o günü Ermeni Sinema Günü olarak onaylamak için hükümete başvuracağız, dedi. 12 dalda ödüller verilecek. Yarışmaya başvurular 22 Şubat-11 Mart tarihleri arasında kabul edilecek. Yarışmaya ayrıca Film Akademisi üyeleri de katılabilir. Anahit adlı film yarışması Ermeni Film Akademisi'nde gerçekleşecek. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Mikhail Voskanyan ve arkadaşlarından Gomidas'ın Zoma Zoma adlı eserini sunuyoruz. Zoma zoma, koma koma. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.